Yine yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Dörtgenler çokgenler 22. ders. Karede 3. derse geldik. Artık açık kenar olayını bitirdik karede. Sıra geldi karede alan sorularına. Şimdi karede alanı vereceğiz. Alan formülünü temel soruları çözeceğiz. Level'ı yükselterek karede alanı vuracağız bitireceğiz. Var mısın? Hadi gel. Elde kalemler önümüzdeki kağıtlar. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen karede alanı bitirelim. Karenin alanı dedik. Nasıl bulunur? Hemen bakalım. Karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesini alarak bulabilirsin veya köşegen uzunluğunun karesinin yarısına da eşittir. Belki bu formülü bilmiyordun. Aslında bu formülün özü şu ikinci bahsettiğim formül, özü köşegen uzunluklarından gelen bir formül. Tabii ki Anadolu liseleri formatında müfredatında yok. Fen lisesi müfredatında var. Biraz yavaşladık burada. Şimdi alan formülüne dedik iki kenarın çarpımı ya da bir kenarın karesi ya da köşegenin karesinin yarısı. Anlaştık mı? Problem var mı? Yok. Hadi gel. Ben şu köşegenin yarısını pek kullanmayacağım zaten. Kullanacağımız formül bariz belli ortada. A kareyi kullanacağız. Şöyle temel sorularla şöyle bir ısı motorlarıyla başlayalım. Güzel sorularla noktaları koyacağız. Çevre uzunluğu 52 santim olan karenin alanı bulun. Bulalım. Eyvallah. Şimdi çevre 4 tane a'ya eşit. Değil mi? 52 santim. Bir kenar 4. A olsun. 4 tane A 52. A eşittir dedim. Kaç santimdir? 13 santimdir. Bir kenar uzunluğunu buldum. Artık ben o karede alan bulabilirim. Ne yapacaksın? 13'ün karesini alacaksın. Ve 169 santimetre bizim karemizin alanı olur. Çok kolay. Gönder gelsin. Hemen hemen yeni sorumuz gelsin. Biraz daha farklı bir soru. Başlayalım. ABC'de bir karedir. Şekilde verilenlere göre ABCD karesinin alanı nedir? Hani bir önceki derste kenar uzunluğu soruları çözmüştük. İşte yok benzerlik kullandık, yok kenar taşıma, ek çizim. Aslında alan sorularında da benzer şeyleri yapacağız. Bir bakalım. Şimdi 10 var, burada 2 var. Başka da bir şey yok. Karenin alanını istiyorsun. Şimdi hiçbir şey yok piyasada. Ben bu şuraya ya da tam şuraya diyeyim. AE uzunluğuna X diyeyim. Bu karenin uzunluğunun daha doğrusu bir kenarın uzunluğu kaç santim oldu? X artı 2 santim. Hepsi birbirine eşit. O zaman şuradaki uzunlukta ne olmak zorunda? X artı 2 olmak zorunda. Herhalde görüyorsun. Şuradaki üçgenimizin kenarları bunlardır. Ve bu üçgen nasıl bir üçgendir? Dik bir üçgendir. Dik üçgende hipotenüs kuralı. Onun karesi. X artı 2'nin karesi. Artı X'in karesi. Şimdi tamam biz ikinci dereceden denklem biliyoruz. Açmayı biliyoruz. Çözeriz bunu ama. Ya her zaman da körü körüne gitmeyelim be gençlik. Hani özel bir üçgen vardı. 10, 8, 6. Tersten söyledim. 6, 8, 10 üçgenim vardı. Sağlıyor mu sayıları diye kontrol ettim. 8 olsa x artı 2. x dediğim şey 6 oluyor. Evet gerçekten öyle. O zaman bizim x dediğimiz şey kaç santim? 6 santim. Ha bir kenarın uzunluğu x değil işte. x artı 2. 6, 2 daha ne yaptı? 8 santim. Biz karenin alanını arıyoruz. Alan eşittir. 8'in karesinden o da eşittir. 64 santimetre kare doğru cevap olmalı dedim. Anlaştık mı? Bazen her zaman böyle uzun uzun çözmenin de anlamı yok. Olayı biliyoruz madem. Niye uzatalım değil mi? Oldu mu? Hadi daha çerez niteliğinde sorular diyorsun. Çekirdek. Çiğitme at. Çiğdem derler bizim İzmir'de. Ege'de. Söyleyelim ne gerek varsa. ABC'de bir karedir. Şekilde verilenlere göre. ABC'de karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 15 var 6 var. Başka da bir şey yok. Köşegeni çizmişsin tamam. E diğer köşegenlerde gel. Biz ek çizimimizi patlatalım burada. Diğer köşegen de bende. Hemen onu yapıştırdım. Şimdi düşün bakalım köşegen tamam. Bu 45 derece olmak zorunda. Burası da 45 derece. He, biz 15'ini burada kullanmışız. Demek ki buraya kaç derece kaldı? 30 derece. Köşegenler birbirlerini dik keserler. Karede bu özelliği bilmeden iş yapamıyorsunuz zaten. Burası burası 60 derece. 30 60 90 üçgeni. Burası 90'ın karşısı arkadaşım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 10'un yarısı uzunluğundadır. 6'nın yarısı 3. 60'ın karşısı 90'ın karşısının kök 3 katıdır. Artık o özel üçgenin sadece özelliklerini söyleyip geçiyorum. Yani baştan sona tek tek yazmayayım o özel üçgeni çizmeyeyim buraya. Sen o üçgen olayını bilmeden emin ol adam atamıyorsun buralarda değil mi? İleride de öyle olacak. Yani sen çembere geçeceğiz ileride 11. sınıfta değil mi? Orada da yine üçgen, üçgen, üçgen kaçışı kurtuluşu yok. Öğrencen onu. 3 kök 3. Bütün köşegen uzunlukları birbirine eşit. Ben onları yazdım bu arada muhabbet ederken. Şimdi bak güzel arkadaş. Burada bir tane dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgen. Bunun bir kenar uzunluğu kaç? 3 kök 3. O zaman buradaki kenar uzunluğu 3 üç kök 3'ünün nedir? Kök 2 katıdır. Hemen onu aldım burada. Peki o nedir? 3 kök 6'dır. Biz ne istiyoruz? alanı istiyoruz. E bir kenar uzunluğu 3 kök 3 kök 6 karesini alıyorum. 3'ün karesi 9, kök 6'nın karesi 6. 6 kere 9 54 cm kare benden istenen karenin alanı oldu. Daha çok soru var. Daha anca yarısına geliyoruz dersin. Gel. Tam ortasına şöyle bir parmak basalım. Ne yaptık? Daha 5 dakikayı geride bırakmışız. ABC'de bir kare tamamdır. Şekilde verilenlere göre EFCD dörtgeninin ki bu taralı alan oluyor kaç santimetre kare? Şimdi bak bu dörtgene baktığımızda hani kare değil, dikdörtgen değil, yamuk değil, paralel. Bildiğim bir dörtgen değilse biz o zaman bu beyaz yerlere odaklanacağız. Onların alanlarını bulabiliyorsam toplam alandan çıkardığımda sarı alanı zaten bulacağım. Şimdi bak bu karenin bir kenarının uzunluğu 8. E burası da 8. E eşit iki kenardan bahsediyorsun. İkiye bölmüşsün. Burası dört. Burası dört. Şimdi şuradaki üçgenin alanını gel birlikte bulalım. O üçgenin alanı dört çarpı iki bölü iki. Sadeleştirmeleri yaptım. Kaç santimetre kare çıktı? Dört santimetre kare cepte. Şimdi yukarıda bir tane daha üçgen var bak. Bunda görüyorsun. Bunun kenar uzunlukları belli mi? Altı burada. Karenin bir kenar uzunluğu sekiz. O da burada. Sekiz çarpı altı çarpı bölü iki. Üç kere sekizden buna geldi. 24 santimetre kare. Bu da tamam. Eyvallah. Şimdi bütün alanı bulalım biz. Alan kare, karenin alanı. O da nedir? A, B, C, D. Şimdi 8 bir kenarın uzunluğu, karesini aldım. 8 kere 8 64 santimetre kare. Biz bu beyaz alanları toplayıp toplam alandan çıkaracağız. Topladım ben bunları. 80 28 santimetre kare neresi? Beyaz alan. Şu içi siyahlı beyazlı olan. Tamamı hocam 64'tü. Tamam. Biz 28'ini istemiyoruz. Atıyoruz bunu. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Buraya ne kaldı? 5. 5'ten 2 çıktı. 46 cm kare bizden istenen sarı bölgenin alanıdır dedim. 46 değil. Değiştirdim. Değiştirdim. Allah aşkına. Bölme işlemi çıkarma işlemini doğru yapalım. Buradan bu çıkmadı. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı. Ne kaldı? 36 cm kare doğru cevaptır dedim. Noktayı şimdi koydum bu soruda. Tamam mıdır? Anlaştık mı yine? Oldu. O zaman ne diyorduk biz? Ne diyorduk? Gönder gelsin hocam. Şimdi az önceki şekilde sarı alanı hiçbir şeye benzetemiyorduk. Burada bariz belli. Neye benzediğini görüyorsun. Şöyle tuttuğunda ekranı. Yamuk. Hadi gel. Ne soruyor? Kare. Buradaki dörtgenin alanını soruyor bize. Bulalım. Hocam yine bir kenar uzunluğu 8 çıktı. Al sana 8. Al sana 8. Bitti soru. Alan genelde yamukta unutuluyor ama sen unutma. Çünkü ileriki sınıflarda da illaki karşına gelecek ve kullanacaksın. Yamuğun alanı. Taban uzunluk. Bak burası alt taban ve üst taban. Topla bunları güzelce. 8 artı 2. Çarp bunları yükseklikle. Yükseklik dediğim şey bu h. Buradan görüyorsun. Bir de 2'ye bölüyorsun. Yukarının toplamı 8 2 daha 10. Çarpı 8 bölü 2. Şunlar sadeleşti. Geriye sadece 40 cm kare kaldı. Oldu mu? Hala hocam çerez gibi sorular gönderiyorsun diyorsun ama var artık. Artık değiştirelim soru formatını şimdi miydi acaba? Tam da hatırlamıyorum açıkçası. Bakayım. Aa, soru güzel. Madem kolaydı, kolaydı. Geldim buraya kadar bir denesene bu soruyu. Dene dene. Kaçış yok. Bak özel ders konsepti. Şimdi buraya kadar ben çözdüm. Sıra sende hani. Harbiden yan yana olsak. Ben burada alırdım telefonumu. Sen çözüyor musun? Hadi bekliyorum bak seni. Bak saate de baktım. Dakika tutuyorum. Demezdim tabii. Hadi çöz beraber yapalım istersin falan derdik değil mi? Eğlenceli olur muydu birlikte ders? Olurdu be. Şimdi buraya 90'a koydum. Bak ne yapacağım. Şimdi şuna gel biz A açısı diyelim. Şuna B açısı diyelim. Hatırla biz karede bunu çok fazla kullandık. İçeride üçgen varsa. Burası 90 derece. E hocam bu da 90 derece. A ile B'nin toplamı 90 ise buraya ne kalır? Burası da B. Burası ne oldu? Burası da A oldu. Ha, ben bunu devam ettirebilirim. Bak buraya B derim. Buraya 90 derim. Burası tekrar A olur. Tekrar B olur. Tekrar A olur gibi. Şimdilik problem yok. Tamam. Şimdi şuradaki yeşil üçgene bakıyorsun. Bu üçgenle burada bizim yakaladığımız üçgenler nasıl üçgenler acaba? Benzer mi eş mi? Bunu bazen ayırt etmekte zorlanıyorsun değil mi? Şimdi bak burası bir kare. Kare olduğuna göre bunun bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yeşil üçgenin benzerliğini nereden düşündüm ben? Nereden bulmuş olabilirim? Üç açısı da birbirine eşit. Kabul mü? Kabul. Bunun 90'ının karşısında bu kenar var. Bunun da 90'ın karşısında bu kenar var. Bütün açıları eşit ve bir kenarları da eşitse bunlar eş üçgendir. Kurtuluşu yok. Hatta hatta burada gördüğün dört üçgende eş üçgendir arkadaş. Hepsi eş üçgen. İnan. Bu da eş üçgen diğerleriyle. Gel biz buradan soruyu çözelim bakın. Hocam bunun karşısında A'nın karşısında 2 var. Buradaki A'nın karşısında hiçbir şey yok. Ha, o zaman bunlar eş üçgenlerse bu ne olmak zorunda? Bu da 2 santim olmak zorunda. Tamam. Oldu güzel. Hocam karenin bir kenarın uzunluğu 3 santimdi. İkisini burada kullandım. Buraya ne kaldı? Buraya da 1 santim kaldı. Bunlar tamam. Bunlarda da problem yok. O zaman bu da 2 santim. Bu da 1 santim. Gel çevirelim artık. Bitirelim olayı şöyle. Şurası 2 santim. Şurası yine eş üçgenden dolayı 1 santim. Biz içerideki karenin alanını istiyoruz. Şuraya x diyelim. Bak burada bir dik üçgen var. Bunlar da dik üçgenin kenarları. Dik üçgende hipotenüs yapacağız. 2'nin karesi. 1'in karesi x kare eşittir. Ne yaptı? 5 yaptı değil mi? x o zaman x kök 5'tir. Biz ne arıyoruz? Biz karenin alanını arıyoruz. Alan diyelim eşittir. Başlayalım bakalım. Bir kenarı kök 5. E ne yapıyordun? Karesini alıyordun ya da x çarpı x diyorduk değil mi? Kök 5 çarpı kök 5. 5 santimetre kare bizden istenen karede alandır. Oluyor. Güzel. Karede da inanın o kadar korkulacak sorular yok. Benzer sorularda senin zaten ne yapacaksın? Soru bankasında karşına çıkacak. Onları da yapacaksın. Dalmıyoruz değil mi? Böyle yumuşak yumuşak konuştun hocam. Bir an gitti gözler sanki. Buradasın. Buradasın. Devam. Gel. Gel. Takıl peşime. ABC'de bir karedir. Şekilde verilenlere göre. ABC'de karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi hocam burada üçgen var. Dik. Burada da üçgen var. Dik. Biz artık öğrendik mi mevzuyu? Ya benzer ya eş üçgenler var. Kabul mü? Kabul. Peki açıları hemen yapıştır. Açıyı görmeden söyleme zaten eş ya da benzer. Bu A olsun. Bu 90'sı buraya ne kalır? B. Bu 90 köşesi buraya ne kalır? A. Buraya ne kalır? Yine B. Ha, tamam bütün açılar eşit. 90'ların baktığı yerlere bak. Nereye bakıyorlar? İkisi de aynı kenara bakıyor. İki kenarın uzunluğu da aynı. O zaman bunlar eş üçgenler. Bunların kurtuluşu, uçarı, kaçarı yok arkadaşım. Şimdi ben bunları sarıyla çizdim. Böyle şık oluyor ya. Hemen çizdim. Başlıyoruz. Gözler bende. Kalemler tetikte. Bak şimdi. B kenarı buraya bakıyor. B kenarı buraya bakıyor. Bunlar eş üçgenler. Burası 5 hocam. Buranın da uzunluğu ne olacak? 5. Bitti soru. Nasıl bitti? Artık bulurum. Şimdi şu kenarın uzunluğu ne çıktı? 9. Gel biz buna x diyelim. E, hipotenüs yapacağız. Dik üçgen diye. ya. Hipotenüs x kare 5 kare artı artı 9 kare x kare dedim eşittir 25 artı 9 kere 9 81 x kare eşittir şunları topladım 6 bunu topladım 106 santimetre kare dedim bıraktım bitti soru arkadaş e hocam hipotenüs falan x'i buluyor ya gerek var mı alan dediğin şey zaten senin x kare o da zaten neye eşitmiş 106 santimetre kareymiş oldu mu tamam çok da nizami olma ve biraz rahat ol Az eğrilik kimseye zararı olmaz ve insanı rahatlatır da hatta nazar boncuğu derler. Devam mı? Çok güzel iki soru var. Map kazanım kavrama testlerinden gelsin bakalım. Yok bu map'ten değil bu bizden. Denemek ister misin bir soruyu? Bak ben buraya çatır 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 çözdüm geldim. Bir de sen yoklamak ister misin kendini? Hadi bir yokla bakalım. Yokladıysan ben de. ABC'de dikdörtgen. Tamam büyük olan. A, E, F, K, kare. Taralı bölgenin alanı 19. Hmm, taralı bölgeyi nasıl bulurum? Dikdörtgenin alanını bulurum, karenin alanından çıkarırım. sarı bölgeye kalır. Kabul mü? Kabul. Karenin alanını soruyor. O zaman şöyle yapalım bak. Burası x olsun. Burası da x olsun. Karenin alanı ne çıkar? X kare çıkar. Kabul mü? Kabul. Burası ne çıkmış? Sarı bölge 19 çıkmış. Şimdi gel beraber yazalım bak şimdi. Ee, dikdörtgenin alanı dikdörtgen alan diyelim. Eşittir. Neye eşit? Karenin alanı artı sarı bölge. Sarı bölge. Şimdi gel bunları bulalım bakalım. Dikdörtgenin alanını nasıl bulacağım ki hocam deme. Bak buradaki uzunluk belli. X artı 3 santim uzun kenar. Kısa kenar X artı 1 santim. Normal yazacağım ben bunları. Ya. X artı 1 çarpı X artı 3. Problem yok. Karenin alanı. Biz bulduk onu az önce. X kare demiştik. Tamam. Artı sarı bölgeyi zaten amcam soruda verdi. O da 19. Ne yapacağız hocam? Burayı dağıtacaksın artık. Yapacak bir şeyin yok. Bunları dağıtarak geleceksin. X'de x ile X'i çarptım işte. X kare. 3 ile çarptım. 3X. 1 ile çarptım. Yine X. 1 ile 3'ü çarptım. Yine 3. Eşit karşıda. X kare artı artı 19. Giden arkadaşlar var. Onları hemen gönderelim. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Kalanlara bir bakalım. Şurada ne kaldı? 4X. Attım 3'ü karşıya 19. 3'ü gitti. Söyle 16. Aynen öyle. X eşittir. 4'e böldüm her tarafı. 4 santim. Ha, soru benden alanı istiyordu hocam. Karenin alanı eşittir. 4'ün karesinden 16 santimetre kare. Benden istenen buradaki beyaz üç... ne üçgeni? Kare. Karenin alanıdır. Nokta. Gönder. Gelsin. Aynen öyle. Durmak yok. Tempolu devam. Artık yeter. 22 videodur devam eden kare serisiyle birlikte artık deltoite'ye geçelim. MEP kazanımdan. Harika soru. Çok tatlı soru. Çok güzel soru. Başlıyorum. Tamam. ABCD karesi. Eş dikdörtgen ve boyalı bir kare parçasından oluşmaktadır. İçerisi kare. Şu dikdörtgenlerin her biri birbirinin tıpkısının aynısı. Alan ABC'de 16. Tamamı 16. E tamam. Sen aslında bana bir kenarın uzunluğunu vermişsin. Karenin bir kenar uzunluğu 4. Burayı kapattım. Boyalı bölgenin alanı 4. E sen bana bunun da uzunluğunu vermişsin güzel arkadaşım. İçerisinin de bir kare olduğunu söylemiştin. Değil mi? Yo içerisinin bir kare olduğunu söylememiş. Hayır şimdilik bilmiyoruz en azından. Tamam. EC kaç santimdir? EC uzunluğunu arıyoruz. Şimdi içerisini bulmaya çalışacağız. Bak bunlar bir dikdörtgende değil mi? Şurası X. Şuna Y desem. Uzun kenar Y. Bir dakika burası X. Burası Y. Yazalım tek tek. Alıştık. Aa çok güzel. Y, X, Y. Süper oldu. Aa burası da X. Şimdi şimdi çok dikkatli izliyorsun. Bak buradan buraya çektiğim doğruya dikkat et. Gördün. Peki bu doğrunun uzunluğu ne kadardır? Beraber yorumlayalım. Bu doğrunun uzunluğu aşağıdaki y kadardır. Kabul mü? Kabul. Hocam şurası x'tir. Kabul. Hocam şurası kırmızıyla çektiğin doğru y eksi x olur. Tamam mıdır? Tamam. Peki şuradaki doğruyu çek. Y'si burada, x'i burada. Buna ne kaldı? Y eksi x kaldı. Ey güzel arkadaşım. Benim y maviyle yazalım yalnız kırmızı olmadı ya. Y eksi x dediğim uzunluk aslında kaç santimdir? Oo, nasıl bir anda yazdın? Y eksi x. Buradaki mavi karenin alanı nasıl bulunur? Y eksi x'in karesi eşittir. Vermiş zaten 4. O zaman y eksi x uzunluğu nedir? 2 santimdir. İşte ben onu yazdım az önce buraya. Biraz hızlı gittim ama oluyor. Peki şurası x'ti. Şurası da x x artı y karenin bir kenar uzunluğuna eşit. x artı y karenin bir kenar. Bitti. İki bilinmeyenli iki denklem. Çok da tatlı geldiler. Çok da rahat çözülürler. Cırt sana cırt sana. Alt alta topluyoruz tabi değil mi? Alt alta topladım. Şuradan 2y eşittir 6 geldi. Y'nin değeri 3. Gel biz bir de x'i bulalım. Y şu 3 x mi? X sen kesinlikle birsin. Y belli. X belli. Şurada bir tane üçgen var artık. Şunun etrafını rahat rahat temizleyebilirim. Şuraları temizledim güzel gençler yazalım mı? Hocam burası x artı y 4. Gerek yok ona ya. Biz şu uzunluğu arıyoruz. Tamam gerek vermiş. Burası 4. Şurası. Şurası. Y'nin bulunduğu yer görüyorsun. Orası 3 ve bu bir dik üçgen. Dik üçgende hipotenüs. Şuraya da t diyelim. T. 3, 4, 5 üçgeni ya. Daha fazla uzatmanın anlamı var mı? Yok. Doğru cevap 5'tir. Bursa'ya vurdum cevabı ama bence çok tatlı, çok güzel bir soruydu. Sen ne diyorsun? Ama ama daha güzelleri var. Gel. Yeni nesil soru diyebileceğimiz yine hep kazanım kavrama testinde hani böyle hunharca yazılmış bir soru. Öğrenci bu soruyu okurken başını unutsun yani sonuna geldiğinde sorunun başı gitsin ya da bu soruyu okurken sınav bitsin amaç o sanki. Ne yapalım? Allah kolaylık versin sizlere gençler. Boyutları 32-32 cm olan kare şeklindeki peçetelerden elinde yeterli sayıda bulunan Nurşen aşağıdaki gibi her biri her birine aynı şekilde katlayarak masa üzerine yerleştirecek. Nasıl katlıyor öğrenelim bakalım. Köşegenler boyunca katlanıp açılıyor. Yani şöyle bir iz çıkarıyor. Katlarsın ya. Göstermeme gerek yok. Köşegenlerden biri köşegenlerin kesim noktasına gelecek şekilde katlanarak. Şimdi dur. Şöyle katlamış ya bak bu katladığı kısmı görüyorsun. Şöyle uzattım daha ben bunu. Bunun tamamı 32 idi. Ben bunu böyle katlayınca bunlar ne oldu? 16 16 Böyle kat izleri belli oldu mu? Bak burası da 16, burası da 16. Problem yok. Ha, bir şey değişmedi bak. Katlanmış hali. Burası kaç santim? 16, 16 daha. 32 santim. Karenin bir kenarına hala eşit. Devam edelim. Peçetenin diğer köşeleri de kesim noktasına gelecek şekilde katlandıktan sonra kenarların orta noktaları belirlenip şekil 2'deki gibi çiz kesiliyor. Bak burası kenarın orta noktasıymış. Çok orta gibi göstermemişler şekilde ama olsun. Buradan da aynı şekilde çekmişler onu. Görüyorsun değil mi? 32'yi kaç parçaya bölmüş? Dikkat et. 4 parçaya bölmüş. 32 bölü 4. Her bir parça kaçar santim? 8'er santim. Problem yok. Devam. Şekil 3'teki gibi sadece alttaki üçgensel bölge kesik çizgi boyunca arka tarafa katlanarak şekil 4 elde ediliyor. Şimdi şekil 3 o belirlediğimiz şu kırmızı uçlar var ya geriye doğru katlıyorsun. Geriye doğru katladığında o kırmızı çubukların burada kaldı katlanmış yerler arkaya gitti. Şurası mı? Şuradaki uzunluk mesela. 8, 8 daha kaç santim yapar? 16. Şu parçayı da alta doğru katlamış. O zaman burası da kaç santim? 16 santim. Bizim zaten bulmamı istediğimiz kenar uzunluğu buydu. Bak devam edelim ne geliyor. Nurşen peçeteleri uzun kenarı 442 santim olan dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine bir mola verelim. Pit stop yapalım yani ne soruydu yalnız. Her iki peçete arasındaki mesafe dalma bu arada bak güzel soru kaçırmayalım da. Her iki peçete arasındaki mesafe 20 santim olacak şekilde. Yani şuradaki mesafeyi de söylüyor bana 20. Şuradaki 20. Mesela bir tane daha çizsem o da 20 olacak. Şekilde yerleştiriyor. Buna göre masanın sadece uzun kenarından biri üzerine yerleştirilen peçete sayısı. Buraya yerleştirilen peçete miktarını arıyoruz. Bak güzel arkadaşım. Her şey hazır şu an. 432 santimi eşitleyeceğiz. Neye eşitleyeceğiz? Kaç tane peçete olsun? Bak bu peçetelerin her birini topladık. X tane olsun. Kabul mü? Kabul. Peki X tane peçete ne kadar yer kaplar? Bak şu uzunluk belliydi. Az önce hesap kitap yaptık. 16 santim bulduk. 16 santim x tane peçete koydum 16 çarpı x santimi kapladı yüzey olarak artı hocam sonda 10 santim başta 10 santim bırakmışsın onarlarda oradan ekledik mi ekledik ama bir de arada 20 santimler var peki kaç tane arada 20 santim vardır düşün x tane mi var x tane peçete var ama x tane şey yok bak şu 20'ler x eksi 1 tanedir bunu da yazdım mı zaten soru bitti bir tane peçete eksik olacaktır. Mantıken değil mi? peçetelerin arasına kaç tane boşluk olur? X adam varsa x eksi bir boşluk vardır gibi. O zaman yazalım. Her peçete arası 20 santim ve bunlardan x eksi bir tane var. Bu denklemi kurduysan soru bitti. 432 eşittir. Şuradan bir 16x artı. Şunları toplayıp yazalım hadi gel. 20. Bunu da dağıtıp yazalım. Şurası bir 20x yapar. Bir de eksi 20'si Kokuyor da. Of. Cırt sana cırt sana. Bir şey kalmadı. 16x. 20 buradan ne yaptı? 36x. Eşittir. 432. Kenarda böleceğiz hadi gel. 432 bölü 36. Bir defa var. Verdim 36 çıktı. Ne kaldı? 7 kaldı. 0. 72. 2 defa var. X eşittir. 12. 12 nasıl 12 ya? 11 oldu. 12 tanedir dedim. Nerede var mı? Var. Denizli seçeneğine şey vurdum cevabı. Karede alan soruları. Bu kadar dedim. Hocam son soru karede alan sorusu değildi ama. Değildi ama çok güzel soru diye koydum ben bunu buraya. Haberin <laughs> olsun. Karede alanla bitti. Artık çokgenler, dörtgenler. Son özel dörtgene geçiyoruz. Deltoid'e. Deltoid'de çok gıcık noktalar var. İyi dinlemen gerekiyor. Onu da dinle. Onu da bitir. Artık bitsin. Sıradaki konuya geçelim. Sonraki videoda görüşünceye kadar. Bu videoyu beğendiysek beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim ve kendimize iyi bakalım. Hoş kal. Hoşçakal. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.